Evet, şimdi daha detaylı bir animasyon çeşidine giriyoruz. Yani graf editör paneline giriyoruz. Öncelikle Window, Animation Editor, Graph Editor. Tabii ben paneli ayırayım, şöyle sürekli açıp kapatacağım panel. Çünkü ekran yetersiz olabiliyor. Şimdi öncelikle Outliner panelinden bahsetmiştik. Outliner paneli sahnede animasyon verdiğin objenin kendisine ait olan kanal kutularını simgeliyor. Örneğin biz Scale kanalının Y eksenini ve Translate kanalının Y eksenini anahtar kare atamışız. Bu eksenleri burada aktif olarak gösteriyor çünkü bunlar animasyon kareler olarak hesaplanmış. Sahnede, yani graf editör sahnesinde, bölgelere yaklaşmak için zoom ayarını kullanabilirsiniz. Bunun için alta basılıp sağ tık tutuyorsunuz ve ileri geri yapıyorsunuz. Böyle bir kaydırma hareketi meydana geliyor. Ya da seçili noktalara F harfiyle yaklaşabiliyorsunuz. Mouse'un orta tıkımı ve alt ile objeleri, pardon, graf editörü sağa sola böyle taşıyabiliyorsunuz. Eğer hiçbir yeri seçmezseniz ve F harfine basarsanız bütün graf editörde bulunan tanjantları, handle'ları sahne ortasına getiriyor. Şimdi öncelikle burada ayrıştırmış. Bunun tamamını görmek için, bütün kürüleri, eğrileri görebilmek için ne yapıyorsunuz? Objenin kendisine sağ tıklıyorsunuz. Eğer birden fazla objeniz varsa şu an sahnemde zemin kilitli. Buradan bakın hepsini aktif edebiliyorsunuz. Artıya bastığınız zaman burada detaylıca görebiliyorsunuz. Tabii ki silindirde herhangi bir animasyon olmadığı için göstermeyecektir. Ben buradan şöyle sileyim silindiri ve topu seçeyim. Öncelikle eğrileri iyi anlayabilmek için internetten tanjant kür yazdığınızda bu matematiksel değerlerin daha iyi anlayabileceğiniz grafikler mevcut. Bunları araştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta şöyle göstereyim. Google'a gidiyoruz. Buradan kür tanjant olarak araştırdığınızda İngilizce kaynaktan daha sabit ve daha iyi görebiliyorsunuz. Ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve nereden geldiğini matematiksel olarak görebiliyorsunuz. Ki siz sadece grafikten de bunu iyi algılayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dikey ve yatay olmak üzere iki değer var. Zaman, hız değeri veya da ne için hesaplıyorsanız bunların değerini burada çizgi doğrular ile çizelgeleriyle açıklama yaparak tabii bir eğri oluşturuyorsunuz. Şimdi aynısı tabii finansman, ekonomi için de geçerli. Ve sanal ortamda da bu mantık kullanılarak animasyonda daha iyi verim sağlayabilen bir panel oluşturmuşlar. Şurada gördüğünüz dikey, yani vertical olan eksen bizim değer eksenimiz. Yani animasyonu oluşturmuştuk. İlk karemiz, birinci karemiz, yani şurada gördüğünüz birinci kare, şöyle yaklaşırsam daha iyi göreceksiniz. Evet. Birinci karemiz neydi? 20 değerindeydi. Şöyle uzaklaşayım, tekrar hatta F harfine basayım. Birinci karem 20 değerindeydi. İkinci karem, daha doğrusu 8. 7 ile 8. karem arasında kaç değerindeymiş? 0'a gelmiş. Diğer karelerde işte 15, olması 10 ve 5. kare gördüğünüz gibi ve burada hepsi 0 değerinde ve frame'lerde alt tarafta duruyor. Yani bizim yukarıdaki değerimiz alt kısımda olan yatay çizgimizde, horizontal çizgimizde bizim zaman değerimiz. Şimdi ben burada hangi ekseni seçer, daha doğrusu hangi kanalı seçersem sadece bu kanalı görüyorum. Eğer topun kendisine basarsam bütün kanalı görüyorum. Şimdi ben burada esneme ile ilgili detay ayarı yapacağım için sadece scale'i seçiyorum. F harfine basarak detaylıca yaklaşıyorum. Şimdi burada bakıyorum, acaba nasıl bir animasyon vermişim. Bakıyorum şimdi 4. frame'de esniyor, yere çarpıyor, tekrar yükseliyor. Fakat yere çarpmada bir problem var. Detaylıca bakarsak F harfiyle biraz daha yaklaşayım. Şöyle bakın esniyor. Hatta biraz uzaklaşayım, şöyle sola çekeyim. Şimdi şöyle biraz daha kayayım. Tamam. Top seçelim. Esnedi. Yere çarpmadan esnemesi bitiyor. Bunu ne yapacağım? Uzatacağım. Yani şuradaki değeri alacağım, kopyalayacağım. Ne yapıyorum? Şurayı seçiyorum. Sağ tık copy. Şuraya geliyorum. Sağ tık paste. Paste. Şimdi bakıyorum. Uygundur. Bakın daha uygun oldu ve burada scale'de kopyaladığımı görüyorum. Şu an çok sert bir geçiş var. Ben bunu şöyle yumuşatayım. Buradaki handle ile bunu biraz daha detaylandırayım. Biraz daha arasını açabilirim. Şimdi bakıyoruz. Hop. Gördüğünüz gibi yere çarpınca
biraz daha esnek oldu. Şimdi şöyle sola çekeyim. Buradaki saniye kareye geleyim. Tamamdır. Tam gördüm, birebir seçti. Bunu şöyle birazcık daha ortadan tutarak aşağı doğru çekeyim, çekeyim. Eksi değere gelsin. Dilersen buradan da bu değeri ayarlayabilirim. 0,5 olsun. Şimdi bakın. Hop. Gördüğünüz gibi hop, uygundur. Şimdi tekrar şunu sağa çekeyim. Hatta kapatabilirim. Nasıl olsa direkt buradan açarım. Şunu merkeze taşıyayım. Hop. Yukarıda da biraz sıkışma yaşaması gerekiyor gördüğünüz gibi. Tekrar aşağı düşüyor. Tekrar bir sıkışma yaşaması gerekiyor. 24. karede. Ne yapıyorum? Bunu seçiyorum. Copy. Şurada bir yerde. Paste. Şimdi bu frame'i daraltarak biraz daha şöyle detaylı girebilirim. Tekrar grafik tür açıyorum. Güzel. Scale. Şimdi gördüğünüz gibi aynı işlem burada da geçerli. Hemen şu üst kısımdaki panelleri açıklayayım. Otomatik tanjant tıkladığımız zaman verdiğimiz değere göre tanjant ayarlıyor. Şöyle bakın. Hepsini seçeyim. Otomatik tanjant diyeyim. Otomatik olarak ayarlıyor. Biz bunu kullanmayacağız. Bizim kullanmamız gereken şuradaki eğri geçişi. Tıklıyorum. Bakın. Tekrar şuradaki tanjantı ayarlayarak. Şöyle. Oval bir şekilde yumuşak bir geçiş verdim. Buradaki tanjant ayarları otomatik olarak buralara, mesela düzlemsel istiyorum. Düzlemsel ayarlıyor. İşte oval geçiş ayarlamasını istiyorum. Oval geçiş, sert geçiş ayarlamasını istiyorum. Sert geçiş olarak bakın burada birbirinden bağımsız olarak daha sert geçişler meydana getiriyor. Sadece biz düz geçiş istiyoruz. Böylelikle çift taraflı davranıyor tanjantlarımız. Bakın oval istiyorsak oval, eğri istiyorsak eğri. Bunları egzersiz yaparak dediğim gibi daha detaylı öğrenebilirsiniz. Şimdi bakalım ne yaptık. Evet, burada sıkışmayı daha detaylı ayarlamamız gerekiyor. Yani şuradan tutuyorum. Hangi karedeysek oraya geliyorum. Şunu şöyle aşağı çekeyim. Hop, uygundur. Tam burada sıkışma biraz daha üste çıkıyor. Şöyle hatta geniş ekran yaparak daha detaylı ayarlayabilirim. Bir önceki değere yaklaşayım. Yaklaştırabilirim şöyle 0,6, fakat bu sefer daha hafif düştüğü için biraz daha hafif hop yapıyorum şöyle. Hemen tanjantı şöyle ona göre ayarlayayım. Şuradan yumuşak geçiş olarak seçeyim. Bakın kaydı biraz. Uygundur, bakacağız şimdi. Kareleri biraz ayarlayabilirim, yani şuradaki kareyi biraz daha sola çekebilirim. Ya da direkt aynı işlemi bakın buradan yaklaşarak hop şöyle gördüğünüz gibi daha detaylı girebiliyorum olaya. Şöyle bakın. Seçeyim. Geri alayım. Daha şöyle taşıyayım. Burada küçük ekranda çalışmak böyle problem çıkartabilir. Şöyle ayarlayacağız. Öncelikle şuradaki noktaları seçiyorum. Shift'e basıp tutarak sağa çekiyorum. Şuradan tutacağım. Bakın birbirinden uzaklaşıyor. Her neyse. Şimdi geliyoruz. Tam kare yapayım. Şu ekranı kapatayım. Tekrar izleyelim. Şöyle şunu 55 kare olarak ayarlayayım. Tamamdır. Tekrar izliyorum. Uygundur. Bakın şurada sert bir geçiş var. Hemen onu şöyle tekrar Graph Editor Scale sert geçişi buluyorum hemen. Tak.
Tak diye geçiyor. Bakın şu ikisi. Demek oluyor ki bunu biraz daha şöyle düzlemsel hale getireyim. Ve şu arayı açayım. Şimdilik. Daha sonra bunu biraz daha ortaya taşıyayım. Şimdi biraz daha yumuşak geçiş olacaktır. Fakat bu sefer zamanlama kaydı. Tekrar şunu şöyle taşıyayım. Tabii şunları da geri almak gerekiyor yerine. Hop. Uygundur. Şuradan. Seçiyoruz. Tamam. Yukarıdan tekrar. Şurada bakın esneme payı yüksek. Hemen şunu tutuyorum, aşağı çekiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Fakat ufak eksen kayabiliyor. Bakın şöyle zaman değeri kayabiliyor. Buna dikkat edin. Tam kırmızı çizginin olduğu yerden biraz ayarlayın. Uygundur. Tekrar. Bakın burada biraz esnemesi gerekiyor. Yani şu kısmında. Birazcık daha esnetiyorum. Bakın. Şöyle biraz daha esnetebilirim. Şuradan. Alıp. Şöyle erken esniyor. Şuraya taşımam gerekiyor galiba. Hop, özür dilerim. Tam tersi. Tam şu eksene. Şöyle yaklaşayım. Şu ikisini alayım. Bakın. Tam şöyle. Üst üste gelmesi gerekiyor. Bunun için şunu biraz ortaya çekeyim. Sahnemi biraz sola çekeyim ki şuradan yardım alabileyim. Bakın. Şöyle. Hop. Şimdi izliyoruz. Bakın. Tam olarak oturdu. Şimdi tekrar bakıyoruz. Burada yine çok fazla bir gerilme var. O kadar çok sıçramıyor. Bunu aşağı indiriyorum. Bakın şu, hop, şu handle'da tutabilirsem hafif bir düzlem var. Şöyle. Tekrar. Şöyle. Bu handle galiba biraz gereksiz olmuş hissediyorum. Çünkü çizgiler birbirini tutmuyor. Hop, şurada bir sıkışma başlıyor. Şunu tekrar bir göz önünde bulundurayım. Yere çarptıktan bir kare sonra olabilir. Şöyle çekeyim. Birazcık daha hafifleteyim. Aynen. Tekrar deneyelim. Şöyle. Tamam, beni çarptığında esnesin. Doğru yapmış sanırım biraz önce. Bakın. Buradaki değeri şöyle yükselttiğim zaman bir sonraki kareyi etki ediyor. Bunu da görebiliyorsunuz. Bunun sebebi bakın şu aradaki eğrinin biçimi. Şöyle yükseltirim mesela burayı. Ne yapacak? Daha fazla esneklik verecek. Fakat tepe daha çabuk yani top sıçrarken daha yüksekte olacak. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ne demiştik? Tahmini yöntem var. Burada biraz yükseliyor. Burada biraz daha esniyor. Hemen şöyle tekrar küçülteyim. Şurada bir bitim yeri var. Oraya bakacağız. Hop. Uygundur. Burada zaten şöyle tam düzlemde sıfır değeri. Bakın burada biri aldı otomatik. Ve bitti. Şimdi F harfiyle şöyle tamam. Şunu izliyoruz. Şurada bir bozukluk var. Şöyle. Birinci sıçrama, ikinci sıçrama, üçüncü sıçrama. Şurada fazla toparlamışız galiba. Şu eksende. Hemen grafik vektörü açıyorum.
Şurayı biraz daha germem gerekiyor. Tekrar şöyle bakıyorum. Birazcık daha germem gerekiyor. Evet. Çok fazla toparlamışım. Şöyle. Tekrar izliyoruz. Birinci sıçrama, ikinci sıçrama, üçüncü sıçrama. Tamam. Şimdi tekrar izliyorum. Birinci sıçrama. İkinci sıçrama. Tekrar. Bakın tam bu arada hop 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 şöyle arası daha bir daha izleyelim. Aynen. Gibi. Gördüğünüz gibi topu detaylı şekilde grafit vektörden sıçrattık. Şimdi burada diğer bir nokta şuradaki değerlerin pardon birbirini tutması olacaktır. Örneğin buradaki değer buradaki değeri. Buradaki değer buradaki değeri. Buradaki değer buradaki değeri tutuyor. Başlangıç ve bitiş noktaları birbirini tutuyor. Diğer aradaki kısımlar detay kısımlar olarak görünebilir. Bakın burada da aynı değer var. Burada da aynı değer var. Fakat buradaki noktayla eş değer. 3 nokta, 3 nokta. Fakat burada biraz farklılık var. Çünkü son ana gelmiş. Sadece bunlar biraz daha açılmış. Şimdi mesela bunları da diğerine benzetebiliriz. Tam şuradaki değerle biraz daha geriye taşırsak. Tabii şunu unutmuyoruz. Değer çizgisini şöyle. Şu an kaçıncı frame'de? Öncelikle onu bir görelim. Taşıyoruz. Şöyle. 1.13 değerinde. Tam şurada bir yerde. Ne yapıyoruz? Bunu biraz frame olarak getiriyoruz. 1.13'e taşıyoruz tekrar. Tamamdır. Şimdi tekrar play yapalım. Aynen. Şimdi daha iyi oldu. Bunun gibi bunu tekrarlayabilirsiniz sonsuz olarak. Farklı animasyonlar verebilirsiniz. Örneğin her bir sıçrama, birinci sıçrama hop bu sefer hangi eksende? X ekseninde hareket edecek mesela. Ne yapıyoruz? X eksenine buradan öncelikle bir keyframe atıyoruz ve otomatik key açıyoruz. Buradayken tam tepedeyken biraz daha gidiyor. İşte yere düştüğünde biraz daha gitmiş oluyor vesaire. Tabii ki bunları kaydederek yapmamız gerekiyor gibi. Translate x eksenine geldik. İlk frame'i kaydetti. Tamam. Kapatayım. İkinci frame'e geldik. Şimdi burada mesela keyframe'lerde karışıklık yaratabiliyor. Ne yapmam gerekiyor bunun için? Benim ayarlara girip bakın burada bir seçeneğimiz vardı. Channel Box seçeneğimiz. Bunu aktif ettiğim an ne olacak? Sadece seçili kanalların keyframe'ini gösterecek bana. Böylelikle daha rahat animasyona girebileceğim. Örneğin iki keyframe seçtiğimde hop iki tane keyframe gösteriyor. Şimdi sıçramalar benim için önemli. Ne yapıyorum? Birinci keyframe'de şöyle hop biraz daha ileri düşmesini istiyorum. Tabii şöyle x eksenine vermişim özür dilerim. Bunu break connection diyorum. X, Z eksenine vermem gerekiyor bu değeri. Şimdi buradan şu değeri tekrar sıfırlayayım. Tamamdır. Key selected diyorum. Buradan verdim. Şimdi Y ekseniyle paralel gitmesi gerekiyor. Böyle Y ekseninde biraz daha ileri çekeyim. Bunda işte şu an göz kararı yapıyorum yine. Biraz daha ileri çekeyim gibi. Bir sonrakinde biraz daha ileri çekeyim vesaire. Daha sonra bu sıçramaya başlayacak. Şimdi tekrar ben graf editöre dönerek window pardon graf editör. Şimdi artık burada işte Z ekseninde aktif. Burada gördüğünüz gibi translate ile paralel olarak ayarlayabiliyorum. Şimdi öncelikle şu iki frame'e yaklaşayım. Tam üst üste mi? Aynen. Zaten üst üste olduğunu ayarlamıştık. Şimdi buradan bunu biraz şöyle çekeyim. Şöyle
Biraz uzaklaşayım. Şöyle. Tamamdır. Bakın. Hop. Geleyim şuradan. Bakın burada ne kadar ayar yapacağımı zamanda ve değerde görüyorum. Fakat bu sefer ne işin içine giriyor? Sıkışma, scale yöntemi. Bunu da işte yönlenmeye paralel olarak ayarlamam gerekiyor. Fakat ben bunu işte şu an ayarlamakla uğraşmayacağım çünkü başlangıç dersindeyiz. Hemen Z eksenini break connection yapıyorum. Olduğu yerde tekrar sıçrasın. Evet, bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste bunun dinamik versiyonunu göreceğiz. Farklı dallara sıçrayacağız.